Arkadaşlar merhabalar, bir uygulama yaptım. Bunu test edeceğiz ve daha sonra da bu uygulamayı baştan sona kodlayacağız arkadaşlar. Uygulamamın ismi oto kiralama uygulaması. Senaryomuz şu arkadaşlar. Oto kiralamak isteyen bir müşterinin önce bir kayıt olması gerekiyor. Daha sonra da bu kayıt numarası ve parolası üzerinden bir oto kiralama işlemi yapması gerekiyor. Şimdi bir test edelim. F11'e basıyorum ben arkadaşlar. Burada giriş yap diyor. İkinci seçeneğimiz yeni kayıt. 3 çıkış diyor. 4'e bastım. Hatalı işlem yaptınız dedi. 3'e bastım. Çıkış yaptı. Tekrar F11'e basayım arkadaşlar. Bir giriş yapmaya çalışalım. 1'e bastım. Kullanıcı adı. Admin dedim. Parolaya da admin dedim. Enterladım. Kullanıcı adı veya parola hatalı dedi. Böyle bir kayıt yapmadık. Tekrar bir daha deneyelim. Admin. Admin 123 dedim. Enterladım. Kullanıcı adı veya parola hatalı dedi. Üçüncüyü deneyelim arkadaşlar. Admin 1-2 diye kullanıcı olduğunu düşünelim. Parolayı da admin 15 dedim. Enterladım. Kullanıcı adı veya parola hatalı. Çok fazla giriş yaptınız. Deneme yaptınız. Bu yüzden ana menüye yönlendiriliyorsunuz dedi. Tekrar beni ana menüye attı. Şimdi yeni bir kayıt yapalım. O kaydımız üzerinden giriş yapalım arkadaşlar. 2'ye bastım. Yeni kayıt ekranı açıldı. Bizden kimlik bilgilerimizi isteyecek ve bir parola oluşturmamızı isteyecek. Girelim. Melih diyelim. Melih Cevdet diyeceğim. Şöyle rastgele bir telefon numarası girdim. Adres Adana dedim. ID'ye ne diyelim? Melih. Melih diyelim. ID'si Melih olsun. Ya da Melih 1-2 dedim. Parolası en az 8 karakter istiyor. Ben burada isterseniz önce küçük bir şey yazalım. Admin diyelim. 5 karakterlik. Parolayı tekrar admin dedim. Aynı parolayı yazdım. Enterladım ama parola 8 karakterden kısa olduğu için kayıt yapmadı. Tekrar başa aldı. Tekrar yazalım arkadaşlar. Melih Cevdet. Şöyle rastgele cep numarası giriyorum. Adres Adana diyeceğim. ID'yi Melih Cevdet diye M'yi büyük, Melih'i küçük, C'yi büyük yazdım dikkat ettiyseniz. ID bu şekilde olsun. Parolayı bu sefer 8 karakterden uzun yapacağım ama eşleşmeyen bir karakter girelim. Bir de bu sonucu görelim. Ne diyelim? Hemen parolayı şöyle admin, admin diye 2 tane admin yazdım. Admin 123 dedim. Şu an eşleşmiyor gördüğünüz gibi. Enterladım. Parola girişiniz istenen kriterleri sağlamıyor dedi. Gene başa attı. Şimdi artık girelim isterseniz. Cevdet, Melih diyelim pardon. Melih, Cevdet diyelim. Cep numarasını şöyle rastgele girdim arkadaşlar. Adresini Adana dedim. Melih, Cevdet diye bir ID oluşturdum kullanıcı adı. Artık parolayı şöyle girelim arkadaşlar. Melih, Cevdet 10 dedim. Parolayı bu şekilde yazdım arkadaşlar. Melih Cevdet 10 dedim. Şu an doğru girdim sanırsam. Bir bakalım. Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildi dedi. Şimdi giriş yapalım arkadaşlar. 1 diyorum giriş yapalım. Melih Cevdet diye kullanıcı adı oluşturmuştuk. Parolamız da Melih Cevdet 10 diye girdim. Kullanıcı adı veya parola hatalı. Muhtemelen parola yanlış girdim arkadaşlar. Melih Cevdet diyorum. Melih Cevdet 10 dedim. Uzun bir şifre girmişim. Bir daha deneyelim. Kendi oluşturduğumuz şifreye giremedik. Melih Cevdet 10 dedim. Enterladım ve üçüncü de doğru girdik arkadaşlar. Hoş geldiniz Melih Cevdet dedi. İsmimizi yazdı. Kiralayabileceğiniz araç bilgilerini aşağıdadır dedi. Burada 7 adet araç var arkadaşlar. Araçlarımızın sıra numarası var. Markası, modeli. Günlük kiralama ücreti. Mesela en baştaki Toyota'yı günlük kiralarsak 250 TL'ye kiralıyoruz. Burada bir 7 tane numara var. Bizden hangi aracı istiyorsak onun numarasını girmemiz istiyor. Ben buraya 10 dedim arkadaşlar. Burada 10 yok gördüğünüz gibi. Enterladım. Hatalı bir işlem yaptınız. Lütfen tekrar deneyiniz dedi. Burada şimdi doğru girelim. 5 numaralı bir Honda Civic'i kiralamaya çalışalım. 5 diyelim. Enterladım. Seçtiğiniz aracın bilgileri 5 numaralı Honda Civic 400 TL'ymiş günlüğü. Aracın teslim alınacağı tarihi istiyor bizden. Aracı ne zaman teslim alalım? 22-12-2021 diyelim. Enterladım. Aracı kullanacağımız gün sayısı 3 gün kullanacağımızı belirtelim. Enterladım. Şimdi burada 400 TL'ymiş günlüğü.
3 gün kiralarsam 1200 TL ediyor. Bunu burada hesapladı arkadaşlar, 1200 TL diye. Burada bir bize kiralama sözleşmesiyle ilgili bir açık metin verdi. Ve son durum olarak eğer ücreti 1200 TL'yi öderseniz kira sözleşmesini kesinleştirmiş olursunuz diye bir mesaj verdi. Ve bizi ana menüye yönlendirdi. Şimdi 3'e basıyorum ve çıkış yaptım arkadaşlar. Melih Cevdet'e bir araç kiraladık. Bir bakalım. Kaynak dosyamıza gidiyorum. Burada kaynak dosyamın kiralanan araçlar diye text dosyam var. Açıyorum. Bunlar daha önceki denediklerim benim arkadaşlar. En alta gelelim. En altta Melih Cevdet'e plakası, telefon numarası ve adresi bu şekilde. Kiraladığımız araç 5 numaralı Honda Civic'miş. 400 TL'ye kiraladık. Kiralama tarihimiz bu. Toplam borcu da 1200 TL'ymiş. Bu şekilde dosyaya da kayıt yaptırıyoruz arkadaşlar. Uygulama şunları ben daha önce deneme yapmıştım. Sonuncu şu kaydı da sizinle birlikte yaptık. Tabi burada otomobilleri ben otomatik ekledim buraya. Ve burada bir M kayıt diye bir text dosyası var. Bu da oluşturduğumuz kullanıcıların bilgileri, ad, soyad, parola, şifreleri. Burada binary formatta olduğu için bizim anlayacağımız dilde değil kayıt. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir süreye bakayım. Ben ne yapacağımızı anlattım. Oto kiralama uygulamasıyla ilgili bir uygulama yapacağız. Burada şöyle kodu baştan sona göstereyim arkadaşlar. Yavaşça iniyorum. Tabii ben bunu baştan sona gösteriyorum ama bunu baştan sona yazacağız arkadaşlar. Şu anda kodları paylaşmayı düşünmüyorum. İzleyip yazmanızı istiyorum. Şimdi şöyle kodları baştan sona gösterdim. Başka özellikler de var ama çok vaktinizi de almak istemiyorum. Kodlar bu şekilde. Programı kapatayım. Şöyle kapattım. Tekrar baştan açıyorum. Yeni bir kontrol elle bir yeni bir sayfa açtım. Include stdio kütüphanesini ekleyelim. Diğer kütüphaneler de lazım olacak. STD lib kütüphanesi de lazım olacak. Hatta string kütüphanesini de ekleyelim. String hash. Tamam. Int main'imizi de oluşturalım. Şöyle aşağıda beklesin. Return 0. Şimdi bunu F11'e basıyorum. Kaydedelim arkadaşlar. Oto kiralama diye bir klaserimiz vardı. İsterseniz onun içerisine kira uygulaması dedim. Klaserimiz bu. Bunun içerisine kaydedelim. Uygulama.c diyelim. Kaydedelim. Şimdi string hash'ı şöyle yapalım. Tamam. Şimdi F11'e tekrar basıyorum. Programı kaydetmiş olduk. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bir süreye de bakalım. Süremiz 7 dakikada anlattık. Şimdi ne yapacağımızı anladıysak kodlamaya geçelim. Önce bir menü oluşturmakla işe başlayalım arkadaşlar. Bir menümüz olacak. Bu menümüzde çok fazla seçeneğimiz yoktu. İki tane seçeneğimiz var. Bir giriş seçeneği, iki de yeni kayıt. Şöyle yapalım. Önce büyük harfle bir ana menü diyelim. Ya da oto kiralama uygulaması diyelim. Ana menümüzü açalım ve şuraya da Ctrl N diyeceğim. Satır başı yaptıracağım. Tamam. Şimdi printf ile bir giriş diyelim isterseniz. Giriş diyelim. Fazla uzatmayacağım. İki yeni kayıt olsun. Üçümüzde çıkış olsun arkadaşlar. Printf 3 çıkış olsun. Burada seçiminiz diye bir soru yapalım. Seçiminiz diyelim. Ve bunu scanf ile seçim değişkenini alalım arkadaşlar. Seçim diye bir değişkeni aldık. Süreye bakayım. Kaydımız devam ediyor. Şimdi seçim diye bir değişkenimiz yok. Onu oluşturalım. Seçim. Daha sonra bu seçim değişkenini return seçim diyerek döndürelim. Şimdi kullanıcıya bu seçenekleri sunacağız ve daha sonra da kullanıcı hangisini seçerse, giriş yap derse oto kiralama işlemi yapacak. Yok daha önce kaydı yoksa da yeni kayıt yaparak o kayıt üzerinden giriş yapacak. Şimdi ne yapalım? Şu kısmı bir görelim arkadaşlar. Integer seçim diye gene bir değişken oluşturacağım. Menü, şuradan menü diyeyim arkadaşlar. Menü fonksiyonundan dönen değere göre işlem yapacağız. Bir while oluşturalım arkadaşlar. While. Seçim değişkenimiz 3'e eşit olmadığı sürece dönsün.
Burada bir switch case de oluşturalım istersen. İçinde seçim değişkenine göre. Şimdi burada ne yapacağız? Case 1 ise, yani kullanıcı 1'i girerse giriş diye bir fonksiyonumuz olsun. O fonksiyon çalışsın. Case 2'ye girersek burada ikinci seçeneğimiz yeni kayıt. Yeni kayıt diye bir fonksiyonumuz olsun. O fonksiyona gitsin. Case 3 olursa printf ile çıkış yaptınız desin. Programı sonlandırsın. Diğer durumlar default. Yani hatalı giriş yapmış olabilir. O zaman hatalı giriş yaptınız. Ya da giriş değil de seçim yaptınız diyelim. Hatalı seçim yaptınız. Burası da tamam. Şimdi burada seçim değişken aynen şurada her döngüde alacağız arkadaşlar. Seçim eşittir menü diyelim. Bir buraya kadar olan kısmı bir görelim. Tamam. Kodlarımızın tamamı da burada zaten. Bir F11'e basıyorum arkadaşlar. Ana ekranımız gelsin. Ne diyor? Şurada giriş diye bir fonksiyon yok diye. Onları da oluşturalım. Şuraya void giriş diye bir fonksiyon oluşturalım. Void yeni kayıt diye bir fonksiyon oluşturalım. Şimdi F11'e basıyorum arkadaşlar. Tamam. Oto kiralama uygulaması. Giriş, yeni kayıt, çıkış. Tamam. Seçimimiz şu an 1 yaparız, 2 yaparız. Bunlar boş olduğu için fonksiyona gidiyor. Herhangi bir işlem yapmadan boş sonuç dönüyor. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır arkadaşlar. Ne yapacağımızın ana şablonunu çizdik. Şimdi şu fonksiyonların içerisini dolduracağız. Şimdi isterseniz önce yeni kayıttan başlayalım. Yeni kaydı kullanıcıdan ismini ve parola bilgilerini alacağız. Bir metin dosyasına kaydedeceğiz. Daha sonra giriş yaparken de bu kayıtlı dosya üzerinde sorgulama yapacağız. Böyle bir müşteri kaydı varsa giriş yapmaya izin vereceğiz. Şimdi başlayalım. Uzatmayayım fazla. Hemen yeni kayıt diye bir ekranımıza ne diyelim? Yeni kayıt ekranı diyelim. Şu şekilde bir ekran, bu ekranda olduğumuzu en azından görelim. Hatta şurayı da şöyle tersılaşan yapayım. Yeni kayıt ekranda ne yapacağız? Bir kullanıcının oto kiralama işlemini yapacak kişinin bilgilerini alacağız. O yüzden şurada en üstte yapayım isterseniz. Şurada bir yapı oluşturalım. Strak kişi diyeyim arkadaşlar. Çar ad diyeceğim 20 karakter. Çar soyad diyeceğim 20 karakter. Çar ad soyad telefon diyelim 20 karakter. Geç şu çarı hepsine yazmayacaktık. Tamam. Ad soyad tel adres diyelim. Bu da 20 karakter. Telefon adres parola gireceğiz. Onu da aynı şekilde karakter tipinde olsun. Bir de parola tekrar var arkadaşlar. Parola tekrar diyelim. Bunu da 20 karakter. Bir de şurada kullanıcı adını da şuraya oluşturalım. ID diyeceğim. Bu da 20 karakter. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapımız hazır. Yani bir değişken oluşturduğumuz zaman bu değişkenin içerisinde 7 tane değeri kullanabileceğiz. Ad, soyad, telefon, adres, ID, parola, parola tekrar. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Bir değişken oluşturacağım. Struct kişi yapısından K1 diye bir değişken oluşturdum. Şimdi kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Yeni kayıt ekranı. Alt. Şöyle biraz boşluk vereyim. Scanf ile alalım. %S diyeceğim. K1'in içerisindeki alt. Hemen bunu Enter'a kadar şöyle şu bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu şu anlama geliyordu. Enter'a basana kadar git. Yani bazen isimler birden fazla kelime olabilir. Mesela Burak Kaan dersek ismi iki kelimelik bir isimdir. Bunu eklersek o sorunu aşmış oluyoruz. Şimdi orası tamam. Ben kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle 7 tane ya da 6 tane daha. Şimdi ad tamam. Soyad. Telefon. Telefona GSM diyelim. Telefondan sonra adresini alalım. Buraya kullanıcı da isterseniz şöyle uzatmayayım. ID diyeyim arkadaşlar. Parola. 8 karakter olacağını isterseniz en az 8 karakter diyeyim. Şunu alayım biraz. Tamam. Şuraya da parola tekrarı diyelim. Parola tekrar diyelim. Tekrar parolayı tekrar isteyelim yani. Şurayı hizaya alacağım. Tamam. Şimdi şuraları güncelleyelim. Ad dedik. Şurası soyad olacak. Burası telefon olacak.
Adres olacak arkadaşlar. Ne var? ID olacak. Burada şunları sileceğim arkadaşlar. Çünkü parolayı farklı bir formatta alacağım. Burayı sildim. Şimdi parolayı gizlemek için, yani kullanıcı karakter girecek ama ben onun karşılığında yıldızı basacağım. O yüzden parolayı bu şekilde scanf'le değil de get char'la alacağım. Bir char ch diye bir değişken oluşturayım arkadaşlar. Ch eşittir get ch diyelim. Ve kullanıcıdan parolayı harf harf alalım. Bir while döngüsüne girelim. Ch eşit olmadığı sürece 13. 13 ne oluyor? Enter'a basana kadar. Tamam. Burada aldığımız parolayı k1'in nokta parolasına ekleyelim. Tabii şu an i'yi oluşturmadık. Bir şurada hemen i'yi de oluşturayım. Integer i sıfırdan başlasın. Tamam. Şimdi burada harf harf aldıktan sonra ekrana da yıldız basalım. Daha sonra tekrar get char'la, pardon, ch eşittir get char'la harf harf alalım. İ'yi artırmayı unutmayalım arkadaşlar. En son while'dan çıkınca ne yapıyorduk? K1'in parolasının i'inci değerini kapatalım. Kapatma şeyimiz ters slash 0. Parolayı aldık. Parola tekrarında bu formatta alalım arkadaşlar. Şuradan şöyle başlayayım. Kopyaladım. Şurada parola tekrarı diyor ya, onun altına yapıştırıyorum ben arkadaşlar. Parola tekrarı. Şuraya ters slash n yapayım. Parola tekrar. Tekrarı diyelim isterseniz. Tamam. Şimdi burada i'yi tekrar sıfıra set edeceğiz ama integer zaten var tanımlı. Get char, while i. Şurada parola değil, parola tekrarı yapalım. Şunu da aynı şekilde parola tekrar yapalım. Tamam, başka da bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Aynı formatta parolayı ve parola tekrarını aldık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada kontrol mekanizmalarımız olacak. Kullanıcı parola girdi ama en az 8 karakter olması gerekiyor. Ve parola ile parola tekrarının eşleşmesi gerekiyor. Onları şurada if şartlarıyla kontrol edelim. If dedim. Ne diyelim? Tek if'in içerisinde hepsini bitirmeye çalışacağım. Strcmp ne yapıyor? String bir fonksiyon. İki tane string'i karşılaştırıyor. Biz k1'in içerisindeki parola K1'in içerisindeki parola tekrara eşitse bu sıfır döndürür arkadaşlar. Ve diyelim burada ne yapacağız? 1'de 8 karakteri kıyaslayalım. Gene str len fonksiyonunu kullanalım. K1'in içerisindeki parolanın uzunluğu büyük ve eşitse 8'e. En az 8 karakterse. Buraya girelim. Diğer durumda hatalı bir durum vardır. Else'ye girsin. Bir mesaj verelim arkadaşlar. Önce satır başı yaptırayım. Hatalı parola şöyle yapalım. Parola kayıt işleminizde hata var diyelim. Daha sonra şimdi ben bunu başa alacağım arkadaşlar. Şuraya kadar yaptığım işlemini başa alacağım. O yüzden yeni kayıt fonksiyonunu tekrar çağırıyorum. Yeni kayıt fonksiyonunu tekrar çağırıyorum. Diğer durumda if'te zaten kaydımızı yapacağız. If'te kaydı nasıl yapacağız? Bu şartları sağlıyorsa, şu iki şartı sağlıyorsa artık bu kişiyi kaydedebiliriz. Kaydedeceğimiz kişi de K1'in içinde. Kaydedelim. Bir text dosyasına binary formatta kaydedelim. File'dan bir pointer oluşturalım. Eşittir. Dosyamızı direkt açalım arkadaşlar. Fopen. Müşteri bilgileri diyelim isterseniz. Müşteri bilgileri nokta dat dosyasını da kaydedeceğim. Ve kaydetme A artı B diyorum. Binary formatta kaydedeceğim. Şimdi ne yapalım? Burada kaydı dosya oluşturduk. Bir pointer'ımız var. Pointer böyle bir dosya oluştu mu bir test edelim. Pointer eşit değilse nula, yani böyle bir dosya oluştuysa burada kaydımızı yapacağız. Kaydımızı nasıl yapalım? Fwrite'la yapalım arkadaşlar. Fwrite'la. Burada parametrelerimiz ne? Önce K1'in içerisindekileri size of, struct, kişi, bir adet kaydet ve pointer'ın gösterdiği yere kaydet diyoruz. Daha sonra fclose'la kaydı pointer'ı kapatmayı unutmuyoruz. Ve bir de mesaj verebiliriz arkadaşlar. Kayıt işlemi başarılı. Hatta bunu kayıt işlemi başarılı demeden önce sistem cls diyerek ekranı temizliyorum arkadaşlar.
Kayıt işlemi başarılı diyelim. Şunu da satır başı yaptırayım. Bu şekilde kaydı yapalım ve işlemi bitirelim. Yani yeni kaydı yaptık arkadaşlar. Yeni bir müşteri geldiği zaman artık bu müşterinin kullanıcı adı ve parolası var. Artık giriş yapabilir. Tabi burada mekanizmamızı şöyle bir kontrol edeyim. Kayıt işlemi başarılı. Parola tekrarı. Tamam, burada isterseniz 2-3 hak verebilirsiniz ama biraz sade yapmaya çalışayım arkadaşlar. Gene programı siz geliştirmek isterseniz geliştirebilirsiniz. Ucu açık. Burası tamam gibi arkadaşlar. Burayı şöyle kapatayım. İsterseniz burayı bir test edelim diyeceğim ama bir bakalım isterseniz. Bir F11'e bastım arkadaşlar. Girişte bir şey yok. 1'e bastığım zaman gene aynı yere dönüyorum. Ama 2'ye bastığım zaman yeni kayıt ekranı geldi. Adımızı girelim. Şurada hizada değil, onu hizaya alacağız. Şöyle rastgele bir numara girdim. Adres Konya diyelim. ID'yi önce şöyle bir rastgele şey gireceğim arkadaşlar. Parola en az 8 karakter. Bir kısa bir parola gireceğim arkadaşlar. Admin 5 karakterli. Admin. Gene aynısını girdim ama kayıt yapmaması gerekiyor. Enterladım. Parola kayıt işlemimizde hata var. Yani 8 karakterdi, biz 5 karakter girdik. Tekrar girelim isterseniz. GSM'ye şöyle RAM'a rastgele numara girdim. Adres Konya dedim. Kullanıcı adım admin olsun. Parolam da admin 123 dedim. 8 karakter. Ama aşağıya aynı karakteri girmeyeceğim. Admin diye farklı eşleşmeyen bir şifre girdim. Şimdi tekrar enterladığım zaman gene kaydı yapmadı. Şimdi artık doğru girelim arkadaşlar. 505 şöyle bir rastgele numara girdim. Adres Konya dedim. ID'mi admin diyeceğim. Ya da ID'mi şöyle gireyim. Mühendis diyeceğim. Şifremi de mühendis 42 dedim arkadaşlar. Mühendis 42 dedim. Enterladım. Parola kayıt işleminizde hata var dedi. Niye dedi acaba? Acaba yanlış mı girdim? Doğru girdim ama karakteri tam göremediğim için belki de yanlış girmişimdir. Bir daha deneyelim arkadaşlar. GSM 505 adres Konya, ID ne girelim? ID'ye mühendis diyeceğim gene. Parolaya da bilgisayar diyelim arkadaşlar. Bilgisayar dedim, enterladım. Bir hata var diyor ama bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Bir hata var diyor. Nerede hatamız var? Parola kayıt işlemimizde hata var. If'te giriyoruz. Kayıt işlemi başarılı. Müşteri bilgileri A artı B formatında. Tamam. Parola tekrar. Şurada bilgileri önce hizaya alayım arkadaşlar. Burası hizalı değil. Tamam, buralar tamam. Ad, soyad, adres, ID tamam. Parolayı aldık. Nereye kaydettik? Parolaya. Parola tekrarını ne yaptık? İyi set ettik. Parola tekrarını aldık. Parola tekrarını da kapattık. Daha sonra bir girdik. Şurada bir if şartımız vardı. K1'in adı demişim arkadaşlar. Bura ad olmayacaktı. Parola olacaktı. Parola tekrarına eşitse 0 döndürür. Tamam, şimdi oldu arkadaşlar. Strl'nde parola uzunluğu da en az 8 karakter olacak. Şimdi olması gerekiyor arkadaşlar. Kayıt işlemi başarılı, tamam. Parola kayıt tamam. Tekrar F11'e basıyorum. Şimdi 2'ye basalım, yeni kayıt. Hızlıca gireyim ben arkadaşlar. Zamanınızı almayalım. Adresi Konya dedim. ID'mi mühendis dedim. Parolamı da bilgisayar dedim arkadaşlar. Enterladım. Bilgisayar dedim. Enterladım. Kayıt işlemi başarılı. Oto kiralama uygulaması. Artık giriş yapabilirim. Tabi giriş fonksiyonunu oluşturmadık. 3'e basarak bir çıkış yapalım ve orayı da oluşturalım. Tabi kaynak dosyama da bir gideyim. Şurada oto kiralama uygulaması diye oluşturduk. Burada müşteri bilgileri diye bir metin dosyası var. Binary format olduğu için tam okumuyor. Ancak dikkat edersek az bir şey ipucu veriyor. Mesela mühendis burada kelime var. Sonuç itibariyle burada bir kişinin kaydı var arkadaşlar. Ad, soyad, telefon, parolası, parola tekrarı burada kayıtlı. Şimdi
Kodumuzu tekrar dönelim arkadaşlar. Bir de süreye bakayım. Tamam. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Yani şurada yeni kayıtta tamam. Bir, bu kayıtlı kişinin girmesi için giriş ekranına gelelim. Şuraya. Ne yapacağız? Biz burada bir giriş yapacağız arkadaşlar. Gireceğimiz kişinin parolasını ve kullanıcı adını alacağız. Önce şöyle yapalım. Giriş ekranı diye bir şey yapalım. Mesaj verelim. Printf. ID deyip direkt ID'sini sorayım arkadaşlar. Ya da kullanıcı adı. Yani ID. ID'yi soralım. Scanf'le alalım bu ID'yi. %S diyeceğim. ID dediğimiz bir ID değişken oluşturacağım. Orada tutacağım arkadaşlar. Şurada char ID 20 karakter ve parola. Bu da 20 karakter. Şimdi ID'yi aldım. Hemen printf. Parola diyelim. Parolayı şöyle alalım arkadaşlar. Parola dedim ama biz şurada aşağıda oluşturduk ya hani. Gözükmeyen şekilde yıldızlı. O şurada başlıyor. Şuradan şuraya kadar almamız yeterli. Kopyaladım. Hemen şuraya geldim. Yapıştırdım. Bir değişken lazım. Geçerli alacağız. Parolamızı. Şurada K1 değil. Direkt değişken oluşturduk zaten. Şurada ona kaydedelim. Şunu da silerim. Tamam. Parolayı da aldık bu şekilde. Şimdi kullanıcının adını ve parolasını aldık. Böyle bir kullanıcı var mı? Bir dosyamıza gideceğiz. Dosyamız neydi arkadaşlar? Müşteri bilgileri diye bir dosyamız var. Burada o müşteri var mı? Varsa parolası ve kullanıcı adı eşleşiyor mu? Yapacağımız işlem bu. Şimdi bir onu yapmaya çalışalım. File'dan bir pointer oluşturacağım. İsterseniz şuradaki pointer'ı da kopyalayayım arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayalım. Şuradaydı. Şu kısmı kopyalayayım. Şöyle şuraya geldim. Yapıştırdım. File'dan pointer oluşturduk. Artık A değil arkadaşlar. B form, R formatında açalım. Çünkü sadece okuma yapacağız zaten. Okuma formatında açalım. Müşteri bilgileri dat dosyasına. Burada F read yazıyor. Biz bunu okumaya dönüştürelim. Aynı şekilde K1 diye bir değişken lazım. Onu da oluşturalım arkadaşlar. Şuraya gelelim. Struct kişiden K1 diye bir değişken oluşturduk. Şimdi burada K1'e değişkenleri okuduk satır satır. Fclose'la da kapattık. Ancak okurken şöyle bir şey yapacağız. If diyeceğiz. Kullanıcıdan şurada parola aldık ya, kullanıcı adı ve parola. Onları karşılaştıracağız arkadaşlar. strcmp diyelim. ID virgül K1'in içerisindeki ID'ye eşit mi? Daha sonra eşitse sıfır döndürüyor. V diyelim. strcmp gene. ID'den sonra parolayı da kıyaslayalım. Parola K1'in içerisindeki parolaya eşit mi? Eşit eşit sıfır. Eğer eşitse sıfır döndürüyor. Eşitse aradığımız kişi budur. Bu kişi yetkilidir. Ve işlem yapabilir anlamına gelecek. Biz burada if'te o kısmı yapacağız. Ne yapalım? Bu kişiyi kaydedelim arkadaşlar. Giriş, yani giriş yapsın. Ana sayfaya geçiş yapsın. Girişi de şöyle yapalım. Şöyle yapayım önce. Giriş başarılı diyelim. Ya da giriş başarılı diye dedikten sonra adamın giren kişinin ismini de yazalım isterseniz. Şöyle printf diyeceğim. Hoş geldiniz. %S, %S. %S dediğim K1'in adı. K1'in soyadı. Soyadı da büyütelim hatta. Büyük harf olsun. str upper'la bu işlemi yaparız. Parantez içerisine aldım arkadaşlar. Tamam. Hoş geldiniz. İşte Ali Veli diyecek. Giriş başarılı diyecek. Artık burada tabi okumayı biz while'la yapmamız gerekiyordu. Şurada f read var ya arkadaşlar. Bunu while'ın içerisine alacağım. While dedim. Şurayı aldım. Fonksiyon while'ın içerisine yapıştırdım. Şuradaki boşlukları sileyim arkadaşlar. Tamam. Bir parantez daha açmamız gerekiyor. Fread okuyacak. En son şuraya gelince eşittir nokta. Yani fread ile okuyacağız. Sayfanın başından sonuna kadar okuyacağız. Eğer aradığımız kişi varsa o kişi şu if'in içine takılacak. O yüzden bunu while'in içerisine taşıdım arkadaşlar. Hatta şöyle biraz daha ilerleteyim. Tamam.
Şimdi burada while baştan sona okuyor. If ile bakıyoruz aradığımız kişinin ID'si ve parolası aynı aradığımız kişi ise, yani kullanıcıdan aldığımız kişi ise if'e girdi. Artık burada while'dan çıkması için şurada bir ek yapalım. While'ı kıralım. Daha sonra ne yapalım? Neyimiz var? Burada yapacağımız ne var? Ona bir bakalım. Şöyle toparlayalım. Şurada bir ekranı temizleme yapalım arkadaşlar. Sistem CLS diyeceğim. Yani giriş başarılı olursa ekranı temizlesin. Bu şekilde bir mesaj versin. Bir satır aşağıda versin. Ve hoş geldiniz. Yüzdese ad soyad. Şimdi burası da tamam. Şunu da satır başı yaptırayım. Bir ekle de kırdık. Bir sonuç değişkeni oluşturmamız lazım arkadaşlar. Burada kullanıcı mesela giremediği zaman başa döndürelim. O yüzden şurada integer sonuç diye bir değişken oluşturacağım. Varsayılan 0. Eğer giriş olursa, şurada giriş olursa sonuç 1 olsun arkadaşlar. Onu aşağıda kullanacağız. Buraya kadar tamam gibi. Eksik varsa düzelteceğiz tabii. Şimdi burada bir ekle while'dan çıktık. Şurada if bitiyor. If şurada bitiyor. Ve burada dosyayı kapattık. Fclose'la pointer'ımızı. Sistem CLS'i burada da ekran temizlemesi yapıyoruz. Kayıt işte. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Bir baştan yapalım. Sonuç başarılıysa şurada Fclose'la bir pointer'ı kapatayım. Unutmayalım. Bunu unutursak sonra sıkıntı oluyor arkadaşlar. Fclose pointer'ı kapattık. Bir bakayım. Tamam. Şimdi if'in şuradayız. Pointer doğruysa girsin. If bittikten sonra şuraya şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hani sonucu true yaptık ya. Sonuç eşleş sıfırsa ne yapsın? Bu kişi doğru şifre veya kullanıcı adı girmemiştir. O anlama çıkar. Tekrar deneme hakkı verelim. O yüzden bir mesaj vereceğim. Printf. Ters slash n'le satır başı yaptıracağım. Hatalı kullanıcı adı veya parola diyelim. Ters slash n. Ve bunu fonksiyonun başına atacağım. Giriş diye. O yüzden şuraya geliyorum. Giriş fonksiyonunu tekrar çağırıyorum. Else diğer durumda ne olur? Else de. Giriş yani sonuç 1'dir. Artık burada işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Sonuç 1 olduğu için. Şuraya gelelim. Ne diyelim? Printf. Burada şöyle bir şey yapalım isterseniz. Tam olarak giriş yaptık. Kullanıcının bilgilerini de aldık. Tamam. Şimdi burada giriş hoş geldiniz dedi zaten. Şurada da bir yeni fonksiyon oluşturalım. Oraya gönderelim arkadaşlar. Fonksiyonumuzun ismini de ne diyelim? Araç kirala diye bir fonksiyon olsun. Parametre olarak da K1'i gönderelim. K1 kullanıcının bilgilerini almıştık. Giriş bilgilerini. Burada giriş yaptığı zaman while ile buluyoruz ya. Bulduğumuz bilgiler K1'in içerisinde arkadaşlar şu anda. O bulduğumuz kişiyi araç kirala fonksiyonun içerisine parametre olarak koydum. Else de bunu yapıyoruz. Araç kirala fonksiyonu diye bir fonksiyonumuz şu an yok. Onu da yukarıya oluşturalım. Şurada hatalı kullanıcı adı dedikten sonra bir ekranı temizlettireceğim arkadaşlar. CLS. Bir de burada şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. 3 defa denesin. Giriş, şifre ve parola 3 defa girsin. Artık olmuyorsa ana ekrana yönlendirelim. O yüzden şurada integer static adet diyeceğim arkadaşlar. 0. Static yapmamın sebebi burada fonksiyonu başa çağırıyoruz. Her çağırdığımda static olursa sıfırlamaz. Burada adeti arttıracağım. Adeti nerede arttıracağım? Şurada hatalı kullanıcı adı dediği zaman adet art olsun. Diğer durumda bir de şöyle bir şey yapalım. Adet art dedim ama şurada if diyeceğim. Adet eşit 3 ise 3 olduysa artık şöyle bir mesaj verelim arkadaşlar. Ters slash n. Çok fazla deneme yaptınız. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz diyelim. Ters slash n. Burada da bu şekilde bir ana menüye yönlendirelim. Ana menüye de şu şekilde return 0 dedim mi
Bu fonksiyondan çıkmış olur arkadaşlar, giriş fonksiyonunda. Burada tabi giriş fonksiyonu var altında, onu uygulamayacak, direkt main'e gidecek. Tamam. Burada burası tamam. Araç kiralaya dallanacağız. K1'i de parametre olarak gönderdik. Tabi şurada deneme yaptınız. Şurada şunu da adeti sıfıra eşitleyelim ki daha sonraki kullanıcıda adet sıfır olduğu zaman daha sonra yeni bir kullanıcı gelince adet dediğimiz sayaç tekrar baştan başlayacak. Tamam arkadaşlar, şimdi araç kirala fonksiyonuna gidelim. Yukarıya çıktım. Burada boyut araç kirala fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Bir tane parametre alıyordu. Neydi o? Struct kişi yapısından bir K1 alıyordu. Şimdi araç kiralı. Aracımızı kiralayacağız. Aracımızı kiralayacağız ama aracın bilgilerini bir veri dosyasından, veri tabağından okusun. O yüzden şurada kaynak dosyasına gidelim. Bir önceki uygulamamızda şurada araç otomobiller diye bir text dosyamız vardı. Şunu kopyalayayım, oraya alayım arkadaşlar. Zamanınızı almamış olalım. Kopyaladım. Oto kiralamanın içerisine girdim. Buraya yapıştırdım. Burada müşteri bilgileri ve otomobiller diye bir şey var. Şu an burada bir tane müşteri kaydı var. Ancak daha sonraki kayıtlarda bu artacak. Otomobiller sabit. Şu an 7 tane otomobilimiz var. Günlük ücretleri de buymuş. Bunu buradan ekleyeceksiniz arkadaşlar. Otomobil bilgilerini buradan ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim otomobiller diye bir metin dosyamızı okutacağız. Araç kiralaya geldik. Burada şöyle yapalım. Printf. Şöyle yapalım. Mevcut araç bilgileri diyelim. Mevcut araç bilgilerini gösterelim arkadaşlar. Ekranda bir isterseniz sistem cls diyerek temizleyeyim önce. Sonra duruma göre güncelleriz. Mevcut araç bilgileri. Tamam. Şurada printf diyelim. %s ters slash tab, %s ters slash tab, %s ters slash tab, ters slash n diyelim. Bu ne olacak? Sıra ne olsun? Marka, aracın markası, modeli, bir de fiyat olsun arkadaşlar. Aracın bedeli, ücreti, günlük ücreti. Daha sonra bunu belirledikten sonra araç kirala fonksiyonu içerisinde bunu ekrana yazdırdıktan sonra ne yapacağız? While'la o text dosyamızı okuyacağız. Önce bir pointer oluşturalım arkadaşlar. Pointer. Pointer'ımız ne yapacak? Pointer'ımız bir dosyadan verileri okuyacak. Şimdi verilerimizi okuyalım arkadaşlar. Pointer eşittir fopen diyelim. Fopen'la direkt dosyayı açalım arkadaşlar. Okuyacağımız dosyamız neydi? Şuradaki metin dosyamızın ismini aynen yazalım isterseniz. Ctrl C ile kopyaladım. Buraya geldim, yapıştırdım. Nokta text dosyası. Ne formatta okusun? R formatında okusun. Sadece okuma yapacağız zaten. Şimdi if diyelim. Pointer ulaştıysa null döndürmez. Yani bu dosya ulaştıysa null döndürmeyecek. Ve biz bunu okuyacağız. Araç bilgilerini şurada bir araç yapısı oluşturalım hemen arkadaşlar. Şuraya geldim. Strak araç da diyebiliriz, oto da diyebiliriz. Araç diyelim isterseniz ya da oto diyelim. Otomobil yapıyoruz çünkü. Otomobilden ne olsun? Char tipinde markası, integer numarasını okuyalım. Evet, numarası da olsun. Markası olsun. Char tipinde 20 karakter yeterli. Modeli olsun. Bu da 20 karakter yeterli. Bir de integer fiyat. Bunu sıralı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada sıralı girersek daha kolay olur. Marka, model, fiyat. Tamam. Şimdi gelelim bir tane şu yapıdan bir değişken oluşturalım. Onu da şurada oluşturayım hemen. Struct otodan O1 diye bir otomobil oluşturduk. K1'de de kişi bilgilerini tutuyoruz. Şimdi if'in içerisine girdik. Otomobilleri ulaştık. Ekrana başlığı bunu yazdık. Sırayla yazalım. Print. Tabii while'la, while içerisinde yapalım.
F-Scanf ile okuyalım bunu da. F-Scanf. Pointer'ın gösterdiği noktadan oku. %D ters slash tab, %S ters slash tab, %S ters slash tab, %D. Neyi bunlar? Ters slash n diyelim. Neydi bunlar? Ne diye tutalım? O haberin içerisinde tutalım. Şu adresi operatörüne ekleyelim arkadaşlar. O bir diye değişken oluşturmuştuk ya. O birin numarası. O birin markası. O birin modeli. O birin fiyatı. Tabi o bir fiyata integer olduğu için adres operatörüne ekleyelim. Okuyalım. Bu şu döndürür. Fscanf bir parantez içerisine alırsak şöyle eşit olmadığı sürece EFA. Dosyanın sonuna kadar oku dedik. Ve her okuduğumuz şeyde de bunu yazdıralım. %D ters slash tab, %D pardon %S ters slash tab, %S ters slash tab, %D. Bunlar %D, %S dediklerim arkadaşlar sırayla gidiyorum. Numara, marka, model, fiyat. Ters slash n dedim. Şimdi yazalım. O1'in numarası, O1'in içerisindeki marka, O1'in içerisindeki model, O1'in içerisindeki fiyat. Bunları ekrana yazdıracağız. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir toparlayayım. Tek videoda bitirmeye çalışacağım ama bitmezse ikinci videoda tamamlayacağız. Burada aracı kiraladık. Tamam. Şimdi burada okuduk, ekrana yazdık. Kullanıcıya soralım arkadaşlar while'dan sonra. İsterseniz F close demeyeceğim. Şurada pointer sonuna kadar okuduktan sonra pointer'ı tekrar başa alalım. Onda şu rewind fonksiyonu yapıyordu. Rewind fonksiyonuyla pointer'ı tekrar başa aldım. Kullanıcıya soruyorum. Kiralamak istediğiniz aracın numarasını girin diyelim. Aracın numarasını kullanıcıdan alalım. Scanf %D. Buraya numara diye bir değişken oluşturalım. Şurada integer numara. Tamam. Şimdi numarayı aldık ama bu numarada araç var mı? Onu da bir tekrar şuradan while'la şu while'ı tekrar kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. While'la bir daha kontrol edelim. Aracı tekrar okuyacağız. Tamam. Burada if demeyelim. Şurada ne diyelim? Bir if yapalım. If diyelim. Numara eşit eşitse O1'in içerisindeki numaraya. Aradığımız araç varmış. Yani bu numara girdiği, kullanıcının girdiği numaralı araç var demektir. O araç bilgilerini isterseniz şurada mı yazdıralım ya da baştan yazdırıverelim. Printf seçtiğiniz aracın bilgileri diyelim. %S, pardon önce %D markası olsun. Ters slash tab. %S ters slash tab. %S ters slash tab. Ve en son %D deyip satır başı yaptıralım. Ne bunlar %D dediklerimiz? O1'in önce numarası, O1'in markası, O1'in modeli, O1'in fiyat. Bunu ekrana yazdıralım. Daha sonra şurada bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Yukarıda integer sonuç diyeyim, sıfır vereyim. Aradığımız araç varsa şurada sonucu 1 yapalım. Bu da lazım olacak. Bir ekle döngüyü kıralım. Döngüyü kırmadan önce de fclose'la pointer'ı kapatalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tamam. Aracın bilgilerini ekrana yazdık. Şuraya gelelim. Printf. Aracı kiralamak istediğimiz tarihi girin diyelim. Bir tarih isteyelim. Scanf %S olsun. Şurada hemen unutmadan tarih değişkenini oluşturacağım. Char tarih 20 karakter. Bir de şurada integer numaradan sonra arkadaşlar
Toplam ücret ve gün sayısı diye iki tane daha değişken oluşturacağım. Onu da burada soracağım hemen. Birinde aracı kiralamak istediğiniz tarihe giriniz. Ya da şunu kiralama tarihi diyeyim arkadaşlar. Kiralama tarihi dedim. Hemen altına printer kiralama tarihinden sonra kaç gün kiralayacağınız gün sayısı diyelim. Kiralama gün sayısını da soralım. Bunları siz uyarlarsınız arkadaşlar. Tamam. Scanf'le bunu da alalım. %D diyelim. Gün sayısını da alalım. Şimdi toplam ücreti şöyle hesaplayacağız. Toplam ücret dedik. Bu gün sayısı çarpı O1'in içerisindeki, yani kiralayacağımız otomobilin içerisindeki fiyatla çarpacağız. Şimdi burada bir metin yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ne diyeyim? Kiralama ön sözleşmeniz başarıyla gerçekleştirildi diyelim. Daha sonra şöyle bir şey daha yazalım. Printf toplam ücret olan %D TL'yi yatırmanız halinde TL'yi aşağıdaki IBAN numarasına yatırmanız halinde diyelim. Tekrar şöyle satır başı yapacağım arkadaşlar. Yatırmanız halinde kiralama, kira araç ya da oto kiralama sözleşmeniz kesinleşmiş olacaktır diyelim. Tabii şurada toplam ücreti %D diye yazdım. Hemen şuraya virgülle toplam ücreti görelim ekranda. Tamam, buraya kadar tamam. Bu metni siz uyarlarsınız, uzatabilirsiniz. Kiralama sözleşmesini yaptık. Şimdi bunu kaydedeceğiz arkadaşlar. Bir metin dosyasına eğer kiralama işlemini yaptıysa kaydedeceğiz. Nasıl kaydedelim? Şurada hemen devamında yapalım. Bir tane pointer oluşturacağım. File'dan. Süreye bakayım. Bir saatte geçmemesi lazım. File'dan pointer diyeceğim arkadaşlar. Pointer 2 diyeyim. fopen kiralanan araçlar.txt olsun. Buraya ne diyelim? Bu da A artı formatında olsun. Tamam. Şimdi if diyeceğim. Pointer 2 eşit değilse nula, bu dosya oluşturulduysa biz kaydımızı yapalım. Neyi kaydedeceğiz? Printf'le kaydedelim. Pointer 2'nin gösterdiği adrese kaydettiğinde kaydedelim. Yüzde ne kaydedelim? Önce araç, şöyle bir şey yapacağım önce. Bir yıldız süslemesi yapalım. Şöyle şu uzunlukta yeter. Daha sonra şuraya şey unutmayalım tabi. Pointer 2 diyelim. Tamam. F printf pointer 2'nin gösterdiği adrese ne diyelim? Araç bilgileri diyelim. Yüzde D olsun. Ters slash tab. Yüzde S ters slash tab. Yüzde S ters slash tab ve yüzde D. Araç bilgileri ne olsun? Ya da yüzde D'yi yapmayacağım. Sadece ters slash N diyeyim. Sadece şeyi kaydedelim. O1'in, yani araç 1'in içerisindeki, oto 1'in içerisindeki sıra numarasını alalım. O1'in markasını, O1'in modelini kaydedelim. Daha sonra şunu hızlıca kopyala yapıştır yapayım isterseniz. Araç bilgileri değil de kişi bilgileri diyelim. Kişi bilgileri ya da önce araç bilgilerini sonra kişi bilgilerini yazabiliriz. Şurayı kişi bilgileri diyelim. Kişi bilgileri dediğimizde yüzde S ters slash'tap yüzde S yüzde S 3 tane yüzde S var. Bir tane daha yüzde S ekledim. Buraya da kişi bilgilerinden neyi yazabiliriz? Hepsini yazmayalım. K1'in adı, K2
K1'in soyadı, K1'in ID'sini yazmayacağım, parolayı da yazdırmayacağım. Telefonu, K1'in adresi. 4 tane yeterli. Şimdi bir daha şunu yapıştıralım arkadaşlar. Araç bilgilerinden sonra kiralama tarihini yazalım isterseniz. Kiralama tarihi %S olacak. %S yeterli. Tamam. Şurada kiralama tarihi hemen ekleyiverdim. Tamam. Bir tane daha yapıştıralım. Biraz uzadı arkadaşlar ama kiralama tarihinden sonra ücret bilgileri diyelim. Ücret bilgilerinde %D çarpı %D eşittir %D diyeceğim. Bunlar ne oluyor derseniz onlar da %D dediğim gün sayısı olsun. %D dediğim o benim içerisindeki araç fiyatı olsun. Ve en sonunda toplam ücreti ekrana yazsın. Yani daha doğrusu metin dosyamıza kaydetsin. Tamam gibi arkadaşlar. Buraya kadar yaptıysak pointer ikimizi artık kapatabiliriz. Fclose diyelim. Ptrack. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bir dikkatli bir şekilde bir daha gözden geçireceğim. Araç kiralama K1'i aldık zaten. While'a girdik. Şurada bir sonuç 1 yaptık. Niye yaptık bunu? Aradığımız araç varsa. Evet. Şuraya geleyim arkadaşlar. Araç yoksa şurada while'ın içerisinde kırdık. While şurada bitiyor. Şurada ne bitiyordu? If nullsa. Şurada başa alsak while'ı kırdıktan sonra %de şuraya bir bakayım arkadaşlar. If diyeceğim. Sonuç eşleş sıfırsa burada bir şey var demektir. Yani şuradaki seçilen araç numarası da bir hata var demektir. Bir onu yapmaya çalışacağım. Ama onu burada mı yapıyorduk? Kiralama ön sözleşmesi. Şöyle bir durdurayım onu. Bir test edelim. Ondan sonra eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Bir bakayım. Süreye de bakayım. Şu an buraya kadar tamam gibi arkadaşlar. Bir eksik yok ama dediğim gibi geliştirilebilir. Programın ucu açık. Tamam. Bir şöyle bir bakıyorum. Kiralama istediğin aracın numarasını girin. Tamam. Bir çalıştıralım. Eksik fazla varsa düzeltelim arkadaşlar. Şimdi F11'e basıyorum. Ekranımız geldi. Şimdi 1 diyorum giriş. Giriş ekranı. Kullanıcı diyecektik. Şu A olmuş arkadaşlar. Onu düzeltiriz. Anlaşılmıştır. Admin dedim. Parolamız admin dedim. Böyle bir kullanıcı yok dedi. Hızlıca bir daha yapalım. Admin A dedim. Admin B dedim. Üçüncü girdiğimde çok fazla deneme yaptınız, ana menüye yönlendirildiniz dedi. İki diyerek yeni bir kayıt yapalım arkadaşlar. Yeni kaydımızı şöyle yapalım. Salih diyeceğim. Şahin. Cebini şöyle rastgele girdim. Adresi Adana diyelim. ID'si Salih Şahin. Yani soy ismin ilk harfini büyük yazdım. Parolasında Salih'e bir şifre girdim arkadaşlar. O da bende kalsın. Salih'e kayıt işlemi başarılı dedi. Şimdi bir giriş yapmaya çalışacağım. Salih'e Şahin ID'li. Salih'e bir rastgele yanlış bir şifre girdim arkadaşlar. Hatalı kullanıcı adı ve parola dedi. Şimdi doğrusunu gireceğim. Şimdi doğruyu girdim arkadaşlar. Mevcut araç bilgileri. Yani şurada ismi yazmasını istiyordum. Onu ekleyelim arkadaşlar. Kim kiraladıysa. Kiralamak istediğiniz aracın numarası. Mesela burada 10 dersem ne oluyor? Burada o numarayı da kaydediyor. Onu başa döndürecektim. Şimdi şöyle yapalım. Burada durdurdum. Şimdi. Burada ne yapacağız? Eksiğimiz var. Onu düzelteceğiz arkadaşlar. Kiralamak istediğiniz aracın numarası dedik. Numarayı aldık. Kiralama tarihini sorması için
Sonuç turuydu. Şurada bir şey vardı, onu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Ben bunu kapatayım şu kısmı. Kişi bilgileri, araç bilgileri, kiralama tarihi, ücret bilgileri, giriş ekranı, şu kullanıcı adı olacaktı. Tamam. Parola, müşteri bilgileri, giriş başarılı, hoş geldiniz. Tamam. Şimdi burada mevcut araç bilgileri, sırano, otomobiller, şimdi şurada araç sonuç turu ya arkadaşlar, aradığımız araç varmış yani. O zaman sonucu 1 yaptık. Ve hemen alta geçtik, durumu sorduk, kiralama tarihini falan. Ama bunu ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Eğer şey oluşursa, kullanıcı bu sonuç turu, sonuç 0 olarak kaldıysa, bunu şöyle yapalım. Şurayı, şu kısım var ya arkadaşlar. Burayı keseceğim. Buradan keseceğim. Kestim. Şurada while'ın dışına gelelim. Şurada if diyeceğim. Sonuç eşdeğer 1 ise. Tamam, bir parantez açalım. Sonuç şurada 1 oldu ya. Burada yazalım. Buraya yapıştırdım bu kestiğim bilgileri. Kiralama tarihini falan filan soralım. Diğer durumda sonuç 1 ise zaten while'dan çıkıyordu. Tamam. Diğer durumda if var diye şu if'ten sonra else yapalım. Else yapalım. Printf hatalı seçim yaptınız diyelim. Tekrar isteyelim şeyi. Onun için ne yapalım? Hatalı seçim yaptığı zaman şurada otomobiller araç kiralay fonksiyonu tekrar çağıracağım arkadaşlar. Araç kiralayı K1 ile parametre olarak gönderelim. Tamam arkadaşlar, şu an süre 1 saatten fazla olacak ama inşallah video yükleyebilirim arkadaşlar. Ya da durdurayım isterseniz, buradan sonrasını da şey yapalım. Diğer videoda bitirmeye çalışayım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar baştan sona. Arkadaşlar bunu, videoyu durduracağım. Kalanını ikinci videoda bitireceğiz arkadaşlar. İkinci videoda görüşelim. Herkese iyi çalışmalar.